Sevgili arkadaşlar, merhabalar, iyi akşamlar diliyorum. Evet, yeni hafta başladı. Yeni hafta dolar TL için 5.30 direncini zorlayarak başladı. Ancak bugün ve dün tanık olduğumuz üzere 5.30 seviyesinin aşılmakta zorlandığını, burada bir direnç etkisinin oluştuğuna tanık olduk. Şu saatleri itibariyle de 5.25 seviyelerine geri çekilmiş, zayıflamış bir görünüm hakim durumda. Evet sevgili arkadaşlar, gündemdeki en önemli konulardan bir tanesi Cuma günü Standard & Poor's'un Türkiye'nin notuyla ilgili olarak yapacağı açıklamada herhangi bir değişiklik olacak mı? Hepsinden de ziyade bir not artırımı gelecek mi şeklinde ki piyasalarda önemli ölçüde dillendirilmeye çalışılan veyahut da gündeme oturmuş olan bir mevzu söz konusu. Öncelikle arkadaşlar, kredi derecelendirme kuruluşlarının genel yapısını biliyorsunuz. Bunlar ülkelere çeşitli notlar vermekte. Bu notları belli harfler ile sınıflandırmakta. İşte A ile, B ile, C ile sınıflandırmakta. Her harfin kendisine göre bir anlamı var. Ve bu harfleri kimi zaman bazısı, örneğin Standard & Poor's AAA olarak değerlendirdiği zaman en yüksek seviye olarak yorumlanmış oluyor. Bunlara artılar, eksiler verebiliyor ve hepsinin farklı anlamları var. Bunları sizlere kısaca birazdan izah edeceğim. Değerli arkadaşlar, bir de görünüm olarak adlandırılan bir notları var. Bu da bir anlamda hani kanaat notu gibi değerlendirilebilecek olan bir şeydir. Notunuz şudur ama görünümünüz de budur. Yani öncü göstergeniz eğer bu şekilde devam edecek olursa notunuzda bir artış olabilir şeklinde yorumlanabilmekte. Sevgili arkadaşlar, burada görmekte olduğunuz gibi AA seviyesi, Standard & Poor's olsun, Fitch olsun, Moody's olsun, hepsi için en yüksek seviye. Bunun aşağısında iki tane A ve artı olduğu zaman üst seviye anlamına gelmekte. Ve bu şekilde bu tabloyu incelediğiniz zaman farklı farklı bir tablonun oluştuğunu, görünümün oluştuğunu görmektesiniz. Biz arkadaşlar, yatırım yapılamaz spekülatif seviye olarak değerlendirilen BB artı, BB ve BB eksi şeklinde tanımlanmış olan bir bölge içerisinde bulunmaktayız. Yani Cuma günü notumuzu açıklamasını beklediğimiz Standard & Poor's Ağustos ayında bizim notumuz zaten BB eksi durumdayken bunu B artıya düşürmüş durumda. Yani şu seviyeye düşürmüş durumda. Yani arkadaşlar, alt ve orta seviye kategorisinde bulunuyor iken Ağustos ayındaki gelişmeler sonrasında bizi yapılım yapılamaz spekülatif seviye olarak adlandırılan B artı seviyesine düşürmüş durumda. Yani şu an itibariyle Standard & Poor's'un bize vermiş olduğu ve Ağustos ayından bugüne kadar geçerli olan notumuz BB artı konumunda imiş. Şimdi arkadaşlar, bu seviyeden sonra ve tabii ki notumuz bu seviyeye düşmekle birlikte görünümümüz ise durağan olarak sabit tutulmuş vaziyetteydi. Şimdi arkadaşlar, yeni gelecek olan not, bize verilecek olan karnede genel olarak piyasanın beklemiş olduğu veya piyasanın hakim insanlarının genel olarak beklemiş olduğu tablo, yeni gelecek olan notumuzun yine aynı şekilde B artı seviyesinde kalacağını, yani yatırım yapılamaz spekülatif seviyede kalabileceğini ama görünümümüzün bir şekilde notumuzun değişmemekle birlikte görünümümüzün durağından pozitife geçebileceğine dair bir kanaat bildirmekteler. Yani notumuz değişmeyecek ama görünüm olarak sanki Ağustos ayından bugüne kadar geçen sürece göre biraz daha iyi durumda olduğumuza dair bir kanaat oluşabileceği şeklinde görüş bildirmekteler. Sevgili arkadaşlar, açık ve net bir şekilde şunu ifade edebilirim ki biz yatırım yapılamaz seviyesinde kaldığımız müddetçe görünümümüzdeki değişiklik çok bir şey ifade etmez. Bu benim şahsi görüşümdür, şahsi kanaatimdir. Net bir not artırımı gelmedikçe, yani şurada görmekte olduğunuz bölgeden en azından şu bölgeye ulaşmadan bizlerin kredi derecelendirme kuruluşları nezdindeki, yani Türkiye'nin kredi derecelendirme kuruluşları nezdindeki notuna güven duyup da büyük yatırımcıların çok ama çok ciddi anlamda yatırım yapma ihtimalleri oldukça düşük görünmekte. Ne zaman ki şu bölgeye gelebilir ve bu bölgede görünümümüz şu noktalara ulaşabilecek bir hal alır ise, böyle bir kanaat oluşturabilirsek, tabii ki bunlar
Yapılması gereken reformlar ekonominin düzelmesi ve iyiye gidişi, enflasyonun ciddi ve kalıcı bir şekilde aşağı gelebileceğine dair net bulgular ortaya çıktığı zaman ancak bizim hem notumuz ve görünümümüzde bir değişme olabilecektir. Ama şu an itibariyle bütün bunlardan uzak durumdayız. Evet, yeni bir takım ekonomik politikalar, şunlar bunlar izleniyor. Bir iyileşme adına bir gayret çaba gösteriliyor olsa da gelen rakamları yabancı kredi derecelendirme kuruluşlarının nasıl yorumladıkları önemli. Ve şu anki durum itibariyle ise beklenen, genel anlamda beklenen ve benim de katıldığım görüş bir not artırımının olmayacağı yönünde. Ama görünümümüz durağından bir şekilde pozitife geçebilir. Bu neyi değiştirir? Çok bir şey değiştireceğini zannetmiyorum. Belki birkaç günlüğüne bir hareketlilik olabilir. Bu beklentiyle belki dolar TL'nin bir miktar daha 5.20, belki de 5.20'nin aşağı seviyesini 5.16, 5.17 gibi seviyelerini test etme gibi bir ihtimal oluşabilir. Bakın, sadece ve sadece ihtimal olarak söylüyorum. Özellikle altını çizmek istiyorum. Bir rakamı zikrettiğim zaman derhal bu seviye olacaktır şeklinde bir algının oluşmasını asla istemiyorum. Piyasanın spekülatif davranışlarla yeni gelecek olan bir not haberine farklı farklı anlamlar yüklemek üzere o not açıklanıncaya kadar farklı bir davranış içerisinde olması hisse senetleri piyasasında da diğer piyasalarda da her zaman için görülen bir olgudur. Böyle bir ihtimalin var olması notumuz değişmese bile veya değişmeyecek olsa bile sanki bir not değişimi, not artırımı olacakmış gibi iyimser bir hava yaratılabiliyor. Ve bu yaratılan iyimser hava tamamen suni olmak kaydıyla açıklanacak olan gerçekler izah edildiği anda, yani cuma akşamı not açıklandıktan sonra beklenti bitti şeklinde iyi gelen bir haber dahi olsa, bakınız iyi gelen bir haber dahi olsa 3-5 gün öncesindeki beklentileri bir şekilde şekillendirdikten sonra artık bu haberin etkisi bitmiştir şeklinde çok sert tepkiler oluşabilmekte. Bu hususu bir kez daha tekrar etmek istiyorum. Cuma gününe dair ılımlı ve olumlu bir hava oluşturulabilir ve bu hava not artırımı olacak, çok iyi açıklamalar gelecek, artık yabancı bize güven duyuyor veya güven duymaya başladı şeklinde bir atmosfer yaratılmak kaydıyla ılımlı bir hava estirilebilir ve bu havanın etkisiyle dolar TL'nin tekrar 5.20 civarlarına geri çekilme ihtimalinin oluşması mümkündür. Ama gerçekler oluştuktan sonra, beklenti bittikten sonra, cuma günü itibariyle notumuz verildikten sonra tekrar içinde bulunduğumuz klasik düzen içerisine veya piyasa dinamikleri içerisine dönebileceğimizi muhakkak surette dikkate almak durumundayız. Evet değerli arkadaşlar, dolar TL'nin diğer detaylarına geçelim. Bu haftanın başlamasıyla birlikte 1250 dolarlar seviyesine kadar gerileyen bir euro dolar paritesine tanık olduk. Ve doların önemli ölçüde dünya piyasalarında değer kazandığını, Japonya'nın karşısında ciddi bir atakla 110-500'ler seviyesine ulaştığını, hatta 117-100'lere kadar ulaştığına tanık olduk. Ancak yine tabii ki bu Trump ve işte ticaret savaşları konusuyla ilgili olarak ortaya dökülmekte olan haber akışı, 1 Mart tarihinde anlaşma olacak veya olmadığı takdirde Çin'e yönelik 200 milyar dolara ulaşacak olan ekstra yaptırımların gündeme geleceği, eğer anlaşma olmazsa dünyadaki ekonomik dengelerin bu 200 milyar dolarlık ek vergilerle bir kez daha sarsılabileceği gibi söylemler. Trump'ın anlaşma yapmaya uzak olduğuna dair yaklaşımları ve en sonda belki de bu 1 Mart tarihi olarak öngörmüş olduğumuz süreyi uzatabiliriz, ek bir süre oluşturabiliriz şeklindeki yeni açıklaması. ABD hükümetinin cuma günü tekrar kapanacak mı kapanmayacak mı şeklindeki kararsızlıklar ve bu konudaki açıklamalar piyasa genelinde de yüksek bir volatilitenin oluşmasına sebep olmakta. 1.1334'lere kadar şu anda bir euro dolarda hareketlilik olduğunu görmekteyiz. Doların değer kaybettiğini dünya piyasaları itibariyle tanık olmaktayız. Altın fiyatları tekrardan 1.315 dolara doğru yöneldi. 1.300 ila 1.307 dolar arasındaki destek bölgesini koruyor. Şimdi arkadaşlar, tüm bunlar paralelinde dolar TL'nin bugün 5.24.80 seviyesine kadar geri çekildiğini, ancak 5.25'ler civarında şu an hareket ettiğini görüyoruz.
Dolar TL'nin arkadaşlar şurada görmekte olduğunuz gibi son teknik çalışmamızda en son en yüksek bölge ile en son düşük bölgemizi dikkate aldığımız zaman yani 5-16-13'ler seviyesine kadar oluşan geri çekilmeyi referans olarak kabul ettiğimiz zaman şurada çok net olarak görmektesiniz ki 5-29 bölgesi bir Fibonacci direnci idi ve şurada yine en son dün itibariyle burada bu direncin test edilmesine rağmen ilk ataklarda geçilemediğini görmüş bulunmaktayız. Değerli arkadaşlar, bir direnç ilk atağında geçilemeyebilir veya bir destek ilk denemesinde kırılamayabilir. Zira şuralarda görmüş olduğunuz gibi 5.30 seviyesine doğru yaklaşımlar olduğunda bu desteğin ilk anlarda kırılmadığını, yukarı tepkilerin oluştuğunu ama tekrardan mevcut bildiğiniz gelişmeler sebebiyle sonrasında bu desteğin kırılarak bu noktalara kadar geldiğimizi biliyorsunuz. Şu anda da arkadaşlar bu destek bu dönemde direnç bu dönemde zorlanmıştır ama ilk denemelerinde geçilmekte başarılı olamamıştır. Ana beklentimiz veya ana dolar TL için ana yön beklentimizin yukarı olması münasebetiyle benim şahsi bakış açım tamamıyla tabii bu hususta olması münasebetiyle ben 5.30 seviyesinin kısa bir süre içerisinde kırılmak suretiyle destek konumuna geleceğini ve geri çekilmelerle alakalı olarak 5 seviyesinin aşağısına doğru bir beklentimin hiçbir şekilde bulunmadığını her fırsatta ifade etmekteyim. Sadece arkadaşlar bu hafta için 5.30 direnci aşılamadı ve Standard & Poor's'tan gelecek olan Cuma günü gelecek olan notla ilgili olarak belki Cuma gününe kadar zayıf bir seyir söz konusu olabilir. Dolayısıyla bu notun açıklanmasını müteakip beklenti bitti şeklinde tekrardan güçlü bir seyir içerisinde olabileceğimizi, zira Şubat ayının ortalarına geldik, Mart ayına gireceğiz ve Mart ayı itibariyle biliyorsunuz Mart sonu itibariyle seçim süreci yaklaşmakta. Seçimler sürecine kadar zaten dolar TL üzerinde önemli bir baskının mevcut olduğunu ve olması gerektiğini zaten sürekli olarak vurguluyoruz. Ve seçimler sonrasında tablonun ne olabileceğine dair genel beklentileri ise 3 aşağı 5 yukarı biliyorsunuz. Değerli arkadaşlar, önemli olan 5.30 seviyesindeki direnç bölgesine yaklaşımlarda ne olacağını, yani bu direncin aşılıp aşılamama noktasında piyasanın ne ölçüde güçlü bir eğilim içerisinde olduğunu dikkat etmek çok affedersiniz, dikkat etmek gerekiyor. Gün itibariyle arkadaşlar, şu anki veriler itibariyle dolar TL adına 5.26 seviyesinin pivot konumunda olduğunu, bu seviyenin aşağısında kalındıkça 5.23 seviyesine kadar bir geri çekilme olasılığının mevcut olduğunu görmekteyiz. Henüz 24 saat 24 itibariyle gün sonu kapanışları oluşmadı. 24'ten sonra mutlaka Twitter adresimde bunu ben size aktaracağım. Yarın için geçerli olan pivot verilerinin destek ve dirençlerinin neler olduğuna dair şu an itibariyle günün bu seviyelerden kapandığını varsayacak olursak 5.26 seviyemiz pivot konumundadır ve şu an 5.25 onlar civarında, yani pivot seviyemizin aşağısında bulunuyoruz. Bu nedenle 5.23'e kadar geri çekilme ihtimali söz konusu görünmekte. Ancak 5.26 üzerinde bir seyir söz konusu olacak olursa 5.27, bunun da aşılması durumunda ise tekrar 5.30 direncinin zorlanabilme olasılığının oldukça yüksek olduğunu görmekteyiz. Bu sebeple arkadaşlar 5.26 seviyesini yakından takip etmek gerekecektir. Diğer yandan sevgili arkadaşlar, Merkez Bankası ne yapıyor ne ediyor noktasına bir bakalım. Merkez Bankası'nın Şubat ayı kontratlar itibariyle sevgili arkadaşlar herhangi bir işlem yapmadığını görüyorum bugün. Merkez Bankası evet bugün herhangi bir işlem yapmamış. Dün sizlere yorum aktarmamıştım. Dün itibariyle dün ve bugünü toplu olarak görmeye çalışalım. Evet, dün ve bugün itibariyle arkadaşlar pazartesi günü ve salı günü itibariyle Merkez Bankası hiçbir işlem yapmamış Şubat vadesi için. Şimdi arkadaşlar bir de Mart vadeye bakalım. Mart vadedeki durum neymiş? Evet, Mart vadenin işlemlerine baktığımız zaman, kontratlarına baktığımız zaman bugün Merkez Bankası 8.646 adet short pozisyon açmış. Bugün itibariyle söylüyorum arkadaşlar. Dün itibariyle açılan short pozisyon var mıydı? Yani dün ve bugünün toplam miktarlarına bakalım. Evet arkadaşlar, dün de 5.000 kontrat civarında Merkez Bankası'nın short pozisyonu bulunuyor. Yani 13.849 kontrat Merkez Bankası short pozisyon açmış. Demek ki 5.30 seviyesine yaklaşımlarda Merkez Bankası'nın bu direncin aşılmasını da bir engel oluşturabilmek veya bu direncin aşılmasını engelleyebilmek adına bir çaba içerisinde olduğunu görmekteyiz. Evet, bir de arkadaşlar Nisan vadeye bakalım. Nisan vadeli kontratlar itibariyle de
Merkez Bankası'nın arkadaşlar bugün 2008 pardon Nisan vade itibariyle evet bugün Merkez Bankası'nın sadece 1141 adet kontratı bulunuyor. Short pozisyon açtığını görmekteyiz. Dün ve bugünü topluca görelim dersek Merkez Bankası 3654 kontrat gibi çok yüksek oranlar olarak yorumlayamayacağımız miktarlarda short pozisyonlar açmış. Ancak şunu net bir şekilde söyleyebiliriz ki Merkez Bankası 5.30 direncine yaklaşırken de belli miktarda short pozisyonlar açma stratejisini devam ettirmekte. Değerli arkadaşlar, dolar TL ile ilgili olarak şu an şu aşama itibariyle durum bundan ibarettir. Belirttiğim gibi not artırımı beklentisiyle birlikte veya Cuma günü Standard & Poor's'un açıklayacağı notumuzla alakalı olan karara yönelik olarak önümüzdeki birkaç gün eğer dünya piyasalarında çok önemli bir farklılık olmaz ise, çok önemli küresel farklılıklar söz konusu olmaz ise zayıf ve sakin bir seyir içerisinde dolar TL'nin bu haftayı tamamlama ihtimalinin yüksek olduğunu 5.30 direncinin tekrar belirtiyorum. Dünya piyasalarında, küresel piyasalarda dolar lehine çok çok önemli gelişmeler olmamak kaydıyla bu hafta aşılmasının biraz güç olduğu kanaatindeyim. Bu kararın açıklanmasını mütakip önümüzdeki haftalarda yukarı eğilimin devam etme olasılığının biraz daha güçlü olduğunu şahsım olarak düşünmekteyim. Sevgili arkadaşlar, bu analizin ardından sizlere Viyop USD, Viyop dolar kontratlarının Şubat ayı kontratlarına ilişkinde kısa bir çalışma aktaracağım. Viyop'la işlem yapmakta olan, Viyop'la ilgilenmekte olan arkadaşlarımızın takip edebileceği yarına ilişkin ve önümüzdeki günlere ilişkin önemli pivot, destek ve direnç değerlerini ve şu anki çok özür diliyorum. Şu anki teknik durumunun ne vaziyette olduğunu ifade etmeye gayret göstereceğim. Efendim hoşça kalınız. İyi akşamlar diliyorum. Saygılar ve sevgilerimle.